Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızda olacağım. Bu videoyu aslında biraz da sizin yorumlarınızdan sonra hazırlamaya karar verdim. Bu videoda bir yazıcı alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor ve ne tarz bir yazıcı almanız gerektiği konusunda bazı ipuçları, bazı bilgiler vereceğim. Şimdi biliyorsunuz ben kanalımda daha önce bir aldığım Epson yazıcı ile ilgili işte önce bir satın alma sürecini, daha sonra bir sene sonra nasıl bir deneyim yaşadığımı anlattığım bir video çekmiştim. Bu iki videoda çok fazla yorum geldi. Çünkü insanların kafası birazcık karışık. Çünkü herkes farklı şekillerde yazıcı ihtiyacı duyuyor. Kimisi haftada bir baskı alırken, kimileri de ayda bir, iki ayda bir, üç ayda bir baskı alanlar da var. Tabii böyle olunca kafalarda biraz karışıyor. Ben de bu karışıklığı gidermek için ve sizlere bir yol göstermek için kabaca bir hesap yaptım. Bu hesap tamamen benim kişisel deneyimlerime dayanıyor. Hani bir bilimsel falan bir şey değil. Ama 3 aşağı 5 yukarı bir yazıcı alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Kaç sayfaya baskı alıyorsanız hangi türde bir yazıcı almanız gerekiyor gibi sorulara aslında bu videoyu izledikten sonra kesin olarak karar vereceksiniz diye düşünüyorum. Şimdi ben öncelikle şöyle bir şey yaptım. Bir tablo hazırladım. Tablo derken hani hangi türde yazıcılar var, önce onları bir belirledim. Daha sonra da bu yazıcıların günümüz şartlarındaki maliyetleri üzerinden bir toparlama gerçekleştirdim. Tabloyu açıklama kısmında paylaşacağım. Yani tablo derken kendimce hazırladığım basit bir şey. Onu sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda ekranda da göstermeye çalışacağım. Bu video sırasında da siz de görmüş olacaksınız. Şimdi yazıcı türlerinden biraz bahsedeyim. Öncelikle lazer yazıcılar var. Bunların hem siyah beyazı hem de renklisi var. Ama renkleri biraz yüksek maliyetlidir. Siyah beyaz olanları nispeten daha uygun fiyatta bulunuyor. Lazer yazıcılarla başlayayım. Siyah beyazlarda arkadaşlar 1200 liradan başlayan bir fiyat var ve 9000 liraya kadar çıkıyor. Bu tabi alınabilecek ürünlerden bahsediyorum. Çok daha pahalı olanları da var tabii ki ama onlar biraz daha böyle iş ortamı için falan ürünler. Tabii ki bunların bir toner maliyeti de var. Tonerleri ise 150 ile 650 TL arasında değişiyor. Orijinal tonerden bahsediyorum. Yan sanayi şudur budur yok. Bu listede yan sanayilerde fiyat daha da düşer ama orada kullanıp kullanmamak size kalmış bir şey. Burada da en fazla 10.000 TL'ye kadar bir toner maliyeti var. Tabi bu 10.000 TL dediğim çok daha büyük profesyonel yazıcılardan bahsediyorum. Bir tonerle ortalama, yani baskı sayısını söylüyorum mesela, 1000 ila 2300 sayfa arasında baskı alınabiliyormuş. Tabi bunlar ortalama rakamlar, ürüne göre, duruma göre değişebilir. Şimdi renkli olanlarda ise fiyat 4000 ila 9000 TL arasında değişiyor. Bunların tonerleri de 650 ila 3500 TL arasında değişiyor ki en fazla 12000 TL. Ve renkli olanlarda da baskı adedi 800 ila 1000 sayfa arasında da değişiyormuş. Tabii ki bu hangi türde baskı aldığınıza göre değişir. Gelelim aslında ev kullanıcısı için en uygun olacak yazıcı türünden bir tanesi mürekkep püskürtmeli dediğimiz modeller. Bunların fiyatları 600 ila 2000 TL arasında oluyor. Yani alınabilecek olanları söylüyorum. En fazla 3500-4000 TL'ye kadar çıkıyor. İşte faks özelliği, şu özelliği, bu özelliği olsa bu fiyat oraya kadar çıkar. Kartuşların fiyatı 180 ila 350 TL arasında değişiyor. Bunlar yine orijinal. Onu söylüyorum, özellikle altını çizeyim. Siyah beyazlarda ortalama baskı adedi 360 sayfaymış. Renkli olanlarda ise ortalama baskı adedi ise 200 sayfa oluyormuş kartuşlu olanlarda. Şimdi bir de yine kartuşlu olup ama tanklı dediğimiz türde, yani mürekkep püskürtmeli olup tanklı olanları da var. Bu tanklılarda da fiyat 2000 TL'den başlıyor. 6000 TL'ye kadar çıkıyor. 20.000 TL'ye çıkan tanklı yazıcılar var ama onlar A3 boyutunda ve bir sürü özelliği olan yazıcılar. Onun altını çizeyim. Ortalama baskı adedi ise 5000 ila 8000 siyah beyaz için, renkli de 4000 ila 6000 sayfa arasında bir baskı mümkünmüş bu tip tanklı yazıcılarda. Bu tanklı yazıcıların mürekkep tüplerinin fiyatı da 120 ila 250 TL arasında değişiyor. Bunlar da her bir renk için ve orijinal olanlardan bahsediyorum. Tamam, şimdi türleri belirledik. Farklı, daha farklı türde yazıcılar da var ama ben ev kullanımı için olanlardan bahsettiğim için, işte dot matrix var, fatura falan basmak istiyorsanız ama onlar konumuza dahil değil. Peki hangisini alacaksınız? Şimdi benim şöyle bir hesabım var arkadaşlar. Diyelim ki sadece siyah beyaz baskı alacaksınız ve ayda en fazla 50 sayfa baskı alacaksınız. O zaman siyah beyaz lazer almanız en mantıklısı. Bunların kartuşları, tonerleri daha doğrusu, kartuş olmaz onlarda. Tonerleri donmuyor. Hiç çalıştırmadınız, 6 ay sonra çalıştırdınız. İstediğiniz şekilde devam ediyorsunuz. Herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Eğer renkli yazıcıya ihtiyacınız var, yine 50 sayfa, 100 sayfa aylık bir rakamınız varsa, yani 100'ü geçmiyorsa eğer, benim önerim mürekkep püskürtmeli modellerdir. Onları alırsanız hem renkli hem siyah beyaz yapar. Mümkünse de tarama özelliği falan da olanlardan alırsanız evde çocuğunuzun, kendinizin işle ilgili veya ev ödevle ilgili, okulla ilgili şeyini de çözmüş olursunuz derdinde. Ama ayda 100 sayfadan daha fazla baskı alıyorsanız ve çok da hani yoğun bir şekilde kullanıyorsanız benim önerim tanklı yazıcı almaktır. Tanklıları bir kere alıyorsunuz.
bir daha uzun yıllar kullanırsınız. Benim aldığım ürün 1 sene oldu. Ben 1 senede ancak toner, yani o kendi tüplerini yarıya indirebildim. Onu söylemiş olayım. Siyah beyaz bir tanesi bitti. İkincisi daha tam bitmedi. Renklilerde ise yarıya inmiş oldu ki ben yaklaşık 3500 sayfa çıkış almıştım. Onunla ilgili video çekmiştim. O videoda yukarıdan linkini koyarım. Oradan da izlersiniz arkadaşlar. Yani günün sonunda nasıl bir yazıcı tercih edeceğiniz birazcık da beklentinize, ihtiyacınıza ve kaç sayfa basacağınıza göre değişiyor. Öte yandan mürekkep püskürtmeli yazılarda eğer belli bir ayın üzerinde baskı almazsanız, yani 1 ay, 2 ay, 3 ay filan baskı almazsanız kartuşların donma ihtimali var. Ben onlarla ilgili bir video hazırlamıştım. Onu da yukarıdan linkini vereyim. Orada izleyerek de o kartuşları açma yöntemlerinden bir tanesini anlatmıştım o videoda. Onu bir izleyin derim. Velev ki hani kartuşlu yazısınız, ben mürekkep püskürtmeli. Benim önerim ayda bir kez boştan bir sayfa da olsa bir basın. En azından kartuşun donmasını engel olmuş olursunuz. Lazer olanlarda böyle bir sorun yok. Tanklı yazılarda ben öyle bir sorun olduğunu duymadım. Ama mürekkep püskürtmeli yalan sürümlerde var olduğunu belirteyim. Evet arkadaşlar, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bir yazıcı seçerken neye dikkat etmeniz lazım? Hangi türde bir yazıcı almanız lazım? Umarım bu videoyu izledikten sonra kafanızdaki soru işaretleri ortadan kalkmıştır diye düşünüyorum. Benim anlatmadığım ya da sizin kafanıza takılan başka sorular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Hepsini değerlendiriyorum. Hepsini elimden geldiğince bildiğim kadarını size yanıt vermeye çalışıyorum. Bir de bana destek olmak isteyenler için de bir affiliate dedikleri işte işbirliği linkim var. Onu da açıklamaya koyacağım. Oradan alışveriş yaptığınız zaman da bana katkıda bulunacaksınız. Orada da güzel yazıcılar falan var. Yani bu videoda anlattığım yazıcıların bir kısmını o listeye de eklemiştim. Bunu da altını özellikle çizeyim. Yine bana başka türlü destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı ve beni sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.